Sevgili izleyiciler, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili taş, çakıl ve kumla yeteri kadar beslenemediği için erozyona uğradı ve 60 yılda tam 35 metre geriledi. Erimenin en net görüldüğü yerde bir havlu serecek kadar kumsal kaldı. Gerilemeyi ve nedenlerini konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nihat Dipova. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Aslında çok önemli bir doğa olayından bahsediyoruz. Konyaaltı plajını birçok kişi bilir. Sizin de orada işaret ettiğiniz önemli bir husus var. Yaklaşık bir havlu serecek kadar alan kaldığını belirtiyorsunuz. Öncelikle bu geri çekilmenin nedeni nedir? Neden böyle bir olumsuzluk yaşadı ve ne gibi etkileri olur önümüzdeki dönem için? En azından doğa olaylarını konuşuyoruz. Biliyorsunuz hortumlar, işte iklim değişikliği yaşanıyor, depremler oluyor. Dolayısıyla neler bekliyor bizi? Efendim, bu erozyonun geçmişi birazcık fazladır. Çok eskiden beri yavaş yavaş gerçekleşen bir oyulma, kumsal kaybı esasında. Ama son yıllarda biraz daha hızlandığını gördük. Tüm kumsal için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bazı bölgelerinde çok fazla erozyon var. Bazı bölgelerinde hatta birikmenin olduğu yerler var. O yüzden daha genel bir ifadeyle kıyı çizgisi değişimi diyelim. En fazla gördüğümüz yer, erozyonun en fazla olduğu yerde 35 metreleri buldu son 50 yılda. Nedenlerine gelecek olursak birden fazla nedeni var aslında. Çok sayıda nedeni var. En önemli bulduğum 3 neden var. Bunları sıralayayım. Kıyı taşınımı vardır plajlarda. Kıyı akıntılarıyla, dalgalarıyla plajın bir kısmından diğer kısmına sürekli ötelenir. Ancak akarsu kum çakılla beslediği sürece bu dengelenmiş olur. Bazı mühendislik yapıları bu kıyı taşınımını engeller. Antalya'da liman bu işi yapıyor. Limanın batısında birikme, doğusunda ise erozyon oluşuyor. En fazla erozyonun olduğu yer de zaten limanın doğusunda oldu. Bir diğer sebep akarsular, bu kumsalı besleyen, çakılıyla, kumuyla kumsalı besleyen akarsularda malzeme kaybı olur. Bu malzeme kaybı da genelde kum çakıl alımıyla, yani malzeme ocağı işletmesiyle oluşuyor. Antalya'da da çok uzun süre inşaatlar için gerekli olan kum çakıl bu Boğaçen yatağından karşılandı. Sayın Dipova, burada şunu da sormak isterim. Özellikle denize girenler için bu durum tehlike de arz etmiyor mu? Çünkü bir takım yerlerde çok önemli derinlikler de oluşuyor, öyle değil mi? Denize girmeyi etkilemez. Zaten bizim Konyaaltı plajı çok çabuk derinleşen bir plajdı. Konyaaltı plajının kullanıcıları buna alışkındır. Önemli olan burada ihtiyacı karşılayacak kadar kumsal alanımız artık kalmıyor. Birkaç bölgede artık ciddi bir şekilde sinyal veriyor, uyarıyor. Diğerleri için de ileride gerçekleşecek bir tehlikedir bu. Özellikle turizmin çok önemli olduğu bir şehir Antalya. Konyaaltı plajı da simge değer bizim için. O yüzden bizim için çok önemli Antalyalılar için. Evet, peki kıyı şeridini etkilemesinin yanı sıra başka hangi olumsuz etkileri var? Bu çok önemli bir etki. Yani bu o kadar önemli ki Antalya için çok hayati. Onun dışındaki etkenler tabii ki çevresel, çevre bir denge üzerine kurulu. Muhakkak başka etkileri de olacaktır. Ama şu anda bizi en çok tedirgin eden Antalyalılar olarak kumsal alanının azalması, kumsalın daralması. Peki ne yapmak gerekiyor acaba eskiye dönebilmek için? Aslında doğa kendini tamir eder. Doğa o plajı kendisi oluşturdu. Biz buna izin verirsek, kendisini tamir etmesine izin verirsek, yeniden zaman içinde kendini tamir edecekler. Ama çok uzun zaman alacak. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yanlış uygulamaları yapmayarak, daha doğrusu ne yapmalı değil de ne yapmamalı, bunu söylemek lazım. Kumsalı besleyen akarsuların kumsala malzeme taşımasını, kum çakıl taşımasına engel olmamak en önemli çözüm budur. Zaman içinde de kendisini tamir eder doğa. Evet, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Sevgili izleyiciler, konuğum Profesör Doktor Nihat Dipova'ydı.
Antalya'da Konyaaltı sahilin plajını konuştuk. Orada çok az bir alanın kaldığını belirtti. Sadece bir havluluk alan kıyı şeridinde kaldı dedi. Turizmi özellikle olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. Ve bir an evvel tabii ki önlem alınması gerekiyor. Her ne kadar doğa kendi kendini yenilese bile diyelim. Devam edelim.